Karma olarak çıktığımız bu yolda insanların gerçekten hayatına anlam katan bir uygulama olmak istiyoruz. Pandemi etkisiyle beraber gelen anlam boşluğunu astroloji meyvesiyle doyurmaya çalışıyor. Selamlar, ben Karma'nın kurucu ortaklarından Furkan. Ee, diğer kurucu ortağımız Miraç'la beraber, biz ortaokuldan beri tanışıyoruz. 2020'nin böyle Kasım ayına doğru e, Miraç'la bir buluştuğumuzda işte astrolojinin büyüyen pazarından birazcık bahsetti. Ve daha sonrasında e, Karma'nın fikrine orada temellerini attık ve e, 2021 Ağustos ayında da yayın hayatına girdik. Karma ne yapıyor? Kullanıcıların doğum haritalarına göre e, yeni insanlarla tanışabildiği ve aynı zamanda e, yaşantılarına rehberlik edebileceği bir mobil uygulamadır. E, temelinde astroloji barındırıyor ve tamamen tutarlı bir algoritma sayesinde doğum haritası uyumlu olan kişileri birbirleriyle tanıştırıyor. Karma'ya kaydolurken kullanıcıların doğum tarihi, saati ve lokasyonuna girmesi yeterli. Daha sonrasında arkadaki algoritma sayesinde kullanıcıların doğum haritası oluşturuluyor. Ve bu doğum haritası yorumlarını ücretsiz bir şekilde okuyabiliyorlar. Ardından doğum haritalarına özel günlük bildirimler alıyorlar. Hayatlarına rehberlik ediyor bu sayede. İşte gökyüzündeki durum hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ve aynı zamanda diğer kullanıcılarla doğum haritalarının uyum oranına göre eşleşebiliyorlar. Böyle bir uygulama. Karmanın çıkış noktası şu şekilde oldu. Miraç hazırlık sınıfındayken ve bir kızla tanışıyor ve işte kız sürekli böyle tanı yeni tanıştığı kişilere direkt burcun ne diye giriş yapıyor. Aslında baktığınız zaman yeni biriyle tanıştığınızda e, siyaset ya da futbolla ilgili vesaire konuştunuz hep farklı noktalar çıkabiliyor. Ama burç biraz daha böyle yumuşak ve orta nokta olduğu için e, biz de dedik ki neden insanlar gerçek hayatta da böyle bu şekilde tanışamasınlar? Ve karma oradan ortaya çıktı. Astrolojik bir şekilde şu anda insanları birbirleri tanıştırıyoruz. Ekibimizin içerisinde yazılım, astroloji, marketing anlamında birçok üyemiz bulunmakta. Ve aynı zamanda dışarıdan destek aldığımız 40'tan fazla astrologumuz mevcut. Astroloji şöyle bir şey, yani hayatını temelinde onu din gibi yaşayan insanlar da mevcut. Özellikle Amerika pazarında bu, bu şekilde ilerliyor. İnsanlar pandemi etkisiyle beraber gelen anlam boşluğunu astroloji meyvesiyle doyurmaya çalışıyor. Ve aslında hayatlarındaki her şeyi bir noktada astroloji bağlıyor. Büyük bir kullanıcı kitlesi ee, ve bu noktada aslında e, işe alımlarda ya da işte biriyle tanıştığında e, yani doğum haritasına göre date çıkıp çıkmama gibi süreçler bile olabiliyor. Yani bu şekilde inanan kitle de mevcut. Astroloji şu anda Amerika'da yeni büyüyen bir pazar var mystical services diye ve bunun temelinde e, 2019 yılında pandemi etkisiyle e, %20'lik bir büyüme kat ederek 2 milyar dolara ulaşıyor hacmi ve e, astrolojinin aslında kayıt dışı bir ekonomisi de var. Bugün işte doğum haritası baktırmalar, kahve falı baktırmalar gibi şeyler e, tamamen kayıtlı şey ekonomi oluşturuyor ve gitgide büyüyen bir pazar mevcut ve biz karma olarak da büyüyen bu pazardan meyvesini almaya hedefliyoruz. Biz fal uygulamalarından ayrılan bir uygulamayız aslında. Çünkü biz temelini astroloji barındırıyoruz ve kullanıcının doğum bilgilerine istinaden oluşturduğumuz doğum haritasını temel alarak kullanıcıya günlük bildirimler iletiyoruz. Bu şekilde doğum haritası yorumunu oluşturuyoruz. Arkada tamamen astroloji temellerine dayanan bir algoritma bulunmakta. Kavramın kurulduğu günden bugüne aslında sosyal medyada epey linç aldı. Gerek astroloji kitleden gerek astroloji sevmeyen kitleden. Ama bunların hepsi bir şekilde bize olumlu bir sonuç olarak döndü. Mesela hani en çok kullanıcı edindiğimiz marketing viralimizde güzel bir astrolog bize bayağı sağlam giydirmişti Twitter'da. Ve oradan bize bir gecede 5000 kişi kullanıcı geldi. Ve daha sonrasında gündemin gerek yoğunluğu, gerek insanların içeride bulunduğu psikolojik bunalım etkisiyle birlikte aslında viral marketing birazcık düşüş yaşasa da karmanın içeride bulunan dinamikleri böyle bir boks maçında arkadan destek veren antrenör gibi olduğu için aslında kullanıcı edinimi anlamında da insanlar böyle arkadaşlarıyla paylaşa paylaşa da bir şekilde kitlemizi oluşturduk. Fikir aşamasında e, ilk konuştuktan sonra bunu nasıl yapabiliriz diye üzerine bir yaklaşık bir aylık bir çalışma gerçekleştirdik ve e, burada e, algoritma'ya çok önem verdik çünkü astrolojik olarak tutarsız bir algoritma ortaya çıkartırsak ciddi anlamda fail olabilirdik ve e, bu noktada 40'tan fazla astrolog danışarak e, güzel bir algoritma oluşturduk ve şu anda e, yani uzman bir astrolog gibi e, doğum haritası yorumlayabiliyor. İlk algoritmayı yaptıktan sonra daha sonra mobil uygulama geliştirme sürecine başladık. Ve yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında da mobil uygulamamız ortaya çıkmış oldu. Karma olarak hedefimiz insanların hayatına dokunan bir uygulama yapmak gerçekten. Ve bu noktada hedeflerimiz doğrultusunda yakın vadede İspanyolca ve İngilizce dil desteğiyle birlikte Güney Amerika pazarına açılmayı ve orada pazar deniz bir dominant oyuncu olmadığı için pazarı domine eden oyuncu olmayı düşünüyoruz. Karma şu anda Play Store ve App Store'da mevcut ve Karma'nın kullanımı gerçekten çok basit. Sadece kullanıcıların doğum tarihi, saati ve lokasyonunu girmesi yeterli. Bu sayede fotoğraf eklemediği sürece dating kısmını kullanmadan günlük yorumlarını alabilir. Doğum haritası yorumunu okuyabilir. Ve gerçek hayatta tanıştığı kişilerle de bu dostu olabilir, eşi olabilir, annesi babası olabilir. Uyumlarına bakabiliyor. Eğer doğum haritasını uyumlu kişilerle eşleşmek isterse de keşfete girerek... Orada gerek bizim önerdiğimiz kullanıcılarla gerekse kendi uyumunu beğendiği kullanıcılara istek göndererek eşleşebiliyor. Bu şekilde işliyor. Karma olarak çıktığımız bu yolda insanların gerçekten hayatına anlam katan bir uygulama olmak istiyoruz. Ve en büyük iddiamız da gelin sizin ruh eşinizi bulalım diyoruz.